Evet sevgili izleyiciler, Etnospor Kültür Festivali ikinci gününde devam ediyor. Şu an tam yakalıyor esasında, evet. Atlıcır Spor devam ediyor. Sayıyı alacaktı rakip oyuncu ama ellerin içinden, avucunun içinden kaçırdı diyebiliriz esasında. Değil mi Yaşar Bakuslu? Evet, evet. Sayı alacaktı. Çok tatlı bir görüntüydü ama yani kısmet. Aynen öyle, sayı yapamadı maalesef. Olancılıkta da devam ediyor etkinlik. Sabahtan saat 9.30'dan 16.30'a kadar kesintisiz yayınımız esasında. Sadece reklam aralarında izleyicilerimize kısa bir mola rica ediyoruz. Onun haricinde gerek sizin dün yapmış olduğunuz VTA, gerekse gün boyu etkinlik alanındaki olan organizasyondaki, bakalım burada işte parmakların ucundan evet. Evet, değiyor esasında. Sizlerle beraber olup Etnospor Kültür Festivali'nde 11 farklı dalda geleneksel oyunları sizlere anlatmaya, dilimizin döndüğünce oradaki yaşananları sizlere yorumlamaya çalışıyoruz bizler de. Etkinlik yarın son günü olacak. Cuma, cumartesi, pazarda bugün ikinci gününde. Yarın sabah da gene aynı şekilde atlı oyunlar, güreş sahası, okçuluk, geleneksel çocuk oyunları, etkinlik sahası, oba meydanı, at binme alanlarında birbirine yakın saatlerde ve zaman diliminde başlayacak. Organizasyon içindeki oyunlarla başlayacak. Neler var? Böyle kısaca bir üstünden geçelim. Atlı oyunlarda sabah 9'da gene şu an ekranlarda gelen atlı cirit müsabakasıyla organizasyon sabah ilk en erken saat 9'da onunla başlayacak. Güreş sahasında şalvar güreşiyle başlayacak yarın sabah. Onu da takiben aşırtmalı haba olacak. Güreşin altında başka ne var derseniz, bugün sürekli ekranlara getirdiğimiz yağlı güreş, Kırkpınar yağlı güreşi vardı ve kapışmalı haba vardı. Sahnede yarın gene bugün öğlen izleme şansına sahip olan izleyicilerimiz için Kılıç Kalkan ekibinin gösterisi vardı. Yarın yine Kılıç Kalkan ekibinin bir gösterisi olacak. Ayrıca kapanış için yarın Türk Müziği Topluluğu Mehteran gösterisinin ve Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun bir konseri olacak yarın akşam. Ve en sonunda kapanış sanatçısı da Arslanbek Sultanbekov, Dombra sanatçısı diye bahsedebileceğimiz. Doğru, öyle geçti. Bir sanatçımız. Okçuluk sahasında da yine hedef okçuluğu yarın saat 14'te olacak. Bunda da artık final. İlk iki günün galipleri orada kozlarını paylaşacak. Ve 3 gün boyunca Etnospor Kültür Festivali'ndeki organizasyon boyunca o dalda ve branşta galip gelerek birinci olmaya çalışacaklar. Geleneksel çocuk oyunlarında da gene mas güreşleri, aşık oyunları, mangala ve diğer oyunlar sahnelenecek. Kimi zaman da oraya iştirak eden misafirlerin de iştirakıyla oyunlar yapılacak. Oba meydan alanında da bugün bir ara kısa da olsa ekranlara geldi. Gelin gelme toyu o vardı. Yarın gene fuarın 3. gününde yine sergilenecek. Çocuklar için de Cambi Ceylan atlı gösterisi ve Pony Club'da at binme etkinlikleri düzenlenecek. Ne diyorsunuz? O hakem miydi yoksa sopaları toplayan kişi miydi? Bir an böyle ortada kontrfiyede kaldı, evet, gibi. Ben de veriyor zannettim. Yani, bir anlatıyorum. Yani bir şey olacak diye de hafiften böyle bir endişelenmedim değil ama fazlaca yakındılar. Ama şu anda hani kızışmış durumda kapışma, öyle diyebiliriz. Evet, yani birbirlerine üstün gelmek için, evet. Yani tüm eforlarını harcıyorlar. Şu an atışını, evet, yaptı. Maalesef geçti. Kaçırdı. Yakalayamadı. Maalesef kaçırdı. Burada kaç tur atılıyor Yaşar Bey? Yani 6'şarlı 2 ekip var burada. Burada zaman usulünden yapıyorlar. O zaman dilimi içerisinde en fazla sayı. Yani 10 defa da olabiliyor. En fazla yani, sayı hangi takım alırsa. Tabii. O takım, o ekip galip gelmiş. Mesela şu an için bu 4 nala kaçıyor. Herhalde diğer rakip oyuncu, evet, karşı taraftan o geliyor. Atını oldukça ve sayı aldı. Atmadı gördüğünüz gibi. Çok yakın yani 1,5 metrede neredeyse. Yani bağışladı diyebileceğim. Burada da vurdu galiba şu an için ama tam çok hızlı olduğu için de, evet, gayet de olarak bazı şeyleri, o anları yakalamaya çalışıyor. Çünkü sahanın her yerinde hareket var şu an. Gerçekten de 2 yerinde, 3 yerinde hareket var. Rejide. Bu biraz daha gösteri çalışması gibi olduğu için
Bak, bu kadar şey geçiyor ama yani bak, tabii şimdi yani. Tabii anlatmakla olmuyor. Yani evet. Şimdi yukarı bu kadar yukarı çıkınca drone'dan drone'dan daha ortaya çıkıyor. Bu sadece sol tarafı esasında bu yolun kenarı, bir de daha buradan tepeye doğru. Şu anda çıkan şey gibi. Giriş gibi düşünün sahanın, kapının önü gibi bir şey bu yani. Bizzat orayı yani, gidip görüp kafamızda aynen resmettiğimiz için ve yani, orayı fotoğrafladığımız 200 için 200 metre boyunda yaklaşık bakın, 30-40 karşıda da zeytinin evet, girdiği yer var. Şu beyaz evet, büyük nokta kapı kemer gibi bir yer var. Orası da bir giriş alanı evet, aslında oradan, sevgili izleyiciler. Ana giriş noktası orası zaten. Oradan bir kontrolden geçerek evet, kontrol noktasını biraz daha aşağıya almışlar. Yürüme güvenlik bir olarak parkur gibi yapmışlar. Evet. Yani orada kapının önünde bir yığılmayı engellemek için yok, sokağın girişine başlatmışlar. Şöyle, çok güzel. Güvenlik noktasından giriyorsunuz. Ondan sonra geçtikten sonra arandıktan sonra üstünüz kapılardan geçtiğinizde bu sefer sizi banko karşılıyor. Orada kimlikler eğer değiştirilecekse veya verilecekse herhangi bir şekilde anket alıyorlar. Ardından kapıya doğru yönlendiriliyorsunuz. Hiç gayet yani dedim ya, organizasyon. Organizasyon yani çok güzel. Yani herkesin bu işe merak evet, veren, gönül veren herkesin oraya gelmesi için tüm her şey düzenlenmiş. İstanbul'un her yakasından, Anadolu yakasından, Maşallah Avrupa yakasından, yani, evet, Marmaray'dan, İdo'dan her türlü buraya ulaşım kolaylığı sağlanmış gerçekten de. Ama bugün bayağı bir kalabalık yani. İşte yerel yönetimin de bu işin içine destek olduğu anda işlerin ne kadar rahat, ne kadar kolay gittiğini görüyoruz. Yani Büyükşehir'in buradaki desteği, yani şöyle düşünün, biz Çekmece'ye E5'ten çıktığımızdan itibaren Çekmece tabelasından girdikten sonra normal trafik tabelaları şeklinde etnospor alanına gider diye standart evet, yol boyunca takip ederek tabelaları vardı. Var. Ya yani pankartın dışında. Doğrudur. Normal plaka tabelalar yapılmış aynen, yol kenarında. Onları takip ederek zaten çok da merkezi bir yerde olduğu için ulaşım açısından da yani ben bugün cumartesi, perşembe günü gittik alana, çarşamba gittik alana. Etiler'deki merkezimizden, Yavan'ın mekamindeki Etiler merkezden çıktıktan sonraki gündüz trafiğinde düşünün ki normalde 1,5 saatte falan tabii, rahat oraya varmak süre. Bir 35 dakikada çok rahat gittik ki 35-40 dakika arası çok rahattı yani hakikaten. Bu da konum olarak ne kadar doğru bir yer seçildiğini doğru gösteriyor burada. Ki yani halkalı gümrük var. Yani oradan bir ciddi bir şey oluyor. Trafik başlangıcı oluyor. İstanbul ona Tepik rağmen çok iyi bir şey yapmışlar. Aynen evet, kesinlikle. Şu an halkımıza teveccühü gösterip buraya evet, aile iştirak etmişler. Hep çocuklarıyla yani görüyoruz. O da çok güzel bir görüntü esasında. Aileleri ellerinde çocuklarıyla ya, 5 yaşında, 6 yaşında. Tabii İstanbul'da yerleşmiş olan insanların. Tabii İstanbul göç şehri. Anadolu'nun göç şehri. Ne derler? Sürekli gurbete gelindiği, uzun süredir, yani tarihi boyunca gurbete gelindiği bir yer. Herkes kendi kültüründen burada, Anteplisi Antep kültüründen, bir de böyle bir şey var. Evet, onların da çadırları vardı orada. Tabii, gördük, Rizeli Rize'den, Konyalısı Konya'dan etkinlikler görüyor. Burada kendi aldı memleketine aldı mı sayı acaba? Hayır, attı galiba. Sanki ata vuruldu, geldi galiba. Vuruldu mu? Galiba. Ben vuruldu onu galiba tam seçemedim. Bu yanlış hatırlamıyorsam Erzincan Dernek Kulüp Başkanı Hayati Bey. Yaş olarak da öyle pek genç de değildir ama maşallah yani bu tip sporu yapan insanlar da çok genç kalıyorlar değil mi? Evet, dinç kalıyorlar. Genç her şeyden dinç önce kalıyorlar. Dinç kalıyorlar. Yani hani derler ya, değme gençlere taş çıkartacaklar. Torunuyla beraber şu anda yarışıyor. Çok güzel. Oğlu da beraber, torunu da beraber yani. Üç kuşak olmuş. Yani bu iş böyle yani, dededen gönül torna. İşi. Avcılık da öyle değil mi? Doğru. Gönül işi esasında kesinlikle. Yani. Hep anlatmaya çalıştığım şey bu. Hani Batılıların tradisyon diye sürekli böyle bir geleneği bir şekilde oluşturmak, bir kültür haline getirmek. Mesela biz burada göremiyoruz. Mesela hı hı, Kırgızistan'da yapılacak olan Nomad Games. Ne zaman? Belli mi tarihi? Eylül 7-8-9 olabilir gibi. Yalnız Nomad Games diye geçiyor çünkü. Orada örneğin kartal, yani bizim Türkiye'de kullanamadığımız kartal gösterisi de var. Kartal'la hani Şahin Doğan'daki gibi aynı şekilde sanal av yaptırtıyorsunuz gibi böyle evet, çok enteresan görüntüler sergiliyor. Yani tabii biz etnospor ama tabii yaban TV olarak
avcılık damarımızın da burada biraz ağır basması sebebiyle 3 Eylül 8 Eylül tarihleri arasında, evet. Evet, ben de aynen, doğru tahmin ettiğim gibi ilk hafta diye bekliyordum. Orada ya bizim de kartalı tamam doğadan almayıp bunun artık şey Captivated Bird diye geçen bütün Avrupa'nın da kabul ettiği şey. Kartalı da evet o at evet birinci üstünden kayarak çıktı ama at üstüne düşmedi, dizlerinin üzerine kaldı, çöktü, binici güvenli bir şekilde gayet rahat. Evet, işte şimdi yani tekrar düşmeyi at da biliyor, binicisi de eğitimini almış. İşte bu da tecrübeyle yapılan antrenmanla. Hiç panik yapmadı farkındaysanız, gayet rahat. Çok atı kanlı. Kontrol etti, bekledi ne yapacak at diye. İkisi at de disipline çünkü, ikisi de abi, senkronize, birbirine ne yapacağını biliyorlar. Tabii. Kim bilir bu şu an için yani ekranlara gelen görüntüyle kaç defa karşılaşıyorlar yapılan antrenmanlarda, yarışmalarda. Çok. Bilinçli bir şekilde ne yapacaklarını, artık ikisi de kuralına uygun bir şekilde. Yani şey Allah'ın böyle Cenab-ı Allah'ın yarattığı canlılar arasındaki ilişkinin insanlar galiba şimdi yavaş yavaş farkına varmaya başladılar. Doğada ne bileyim kuşlarla işte hep böyle parkta gördükleri doğa şehirdeki insanların ne bileyim avcılar çok daha bu konuda şanslılar ve avcı aileleri ama İşte doğaya çıkın, evden çıkın. Hani var ya, aynen, ama gidip piknik yapıyoruz deyip de her tarafı kirletip aynı götürdüğünüz çöpü orada bırakmayın. Aldığınız yere geri getirin. Doğaya çıkmanın her zaman faydası var. Umuyoruz, yani bu bizim hakikaten dileğimiz. Bu şekilde bir bilinç de oluşacak. Çünkü o doğa olmadan bunların hiçbiri olmuyor. Esasında yani burada gerçek sahip olan doğa bizler, onun içinde çok canım. Ufak bir bireyiz ve ona kimi zaman yaptığımız yanlış müdahalelerle maalesef o döngüyü çok farklı evet. yönlere kaydırıyoruz. Ona çok dikkat etmek o önemli bir hassasiyet. Yani yapılaşma gösteriyor. Tamam bir yere kadar ama artık belli noktalarda insanlar şeyi düşünün, Central Park gibi bir şeyin aslında yapay olduğunu düşünün. Doğru söylüyorsunuz. Yani olmayan bir şeyi herkes orayı Allah tarafından vardı zannediyorlar o kent kurulduğunda ama bu tamamen suni olarak oluşturulmuş. Çünkü böyle bir ihtiyaç var. Caddeler, trafik, insanlar üst üste, teknoloji, sürekli bir Wi-Fi ağ içerisindesiniz, yüksek gerilim hatları, aklınıza gelebilecek her türlü negatif, egzoz, hava kiraleyi var da var. İhtiyaç bu artık. Bu arada müsabakada biz sizinle sohbetimizi gerçekleştirirken müsabakada olanca hızıyla ve nefessiz bir şekilde devam ediyor. Şu an yine Örtma'da gidiyorum sabit. Diğer yarışmacı da onu bir şekilde o beyaz kireç çizginin içerisinde kalarak kalmaya hareket ediyorlar zaten. Evet. Hamleler genelde orada kalmaya çalışıyor. Tam çizgi üzerinde gidiyor. Yani kaçabileceği en son nokta orası zaten. Yani ring esasında burada o beyaz çizginin içerisinde. Yani minler dışına çıkacak gibi güreşçi tabiriyle evet, neredeyse evet, yani evet. sınırda. Şu an orada arkada çok büyük bir outdoor LED ekran var. Oradan da herkese alanda olan. Tabii mesela o büyük çadır sağ tarafta evet. gördüğünüz o çok uzun gördüğünüz gibi o yemek çadırı. Ücretsiz olarak gelen bütün ziyaretçilere orada öğlen yemeği ikramı var. Evet. Ya bayağı büyük 200 metreye yakın orada da bir evet, bayağı çadır. Bir devasa bir çadır. Yani klimalarıyla bilen böyle yani ciddi bir ne diyelim catering hizmeti sağlanmış. Evet. Ayrıca hani Türkiye'nin hem sponsor olan firmaları, bilinen markalardan bir takım gıda ile ilgili yiyecek içecek sektöründen standlar da açılmış. Onda durumda. Şeylerden o ben de gördüğümde gittiğimde alanda hazırlıklar vardı. Ufak ufak Sultanahmet Meydanı'nda Ramazan ayında bilirsiniz. Hazır, evet, hazırlık evet. yaparlar. Böyle evet. boyunca gezersiniz o daha çadırları. Daha büyüktü evet. lokal olarak. Gezersiniz orada. Bu Ramazan ayında gittiğimizde ben bir anda o resmi orada gördüm. Doğru. Ahşaptan alında yazıyor. Firmalar onlar da yer almışlar orada. Esasında kimi şerbetçisi var, kimisi tarihi şeyleri getiriyor da yansıtıyor. Dondurmacıdan mesela şey de vardı yani işte hani eski Türk yemekleri, Orta Asya Türk yemeklerine kadar Hı-hı. bulabiliyorsunuz. Aklınıza gelebilecek. İşlemecisi var, yüncüsü var. Yani o da ayrı bir mahalle evet. orada. O da ayrı bir mahalle yani. Geleneksel el sanatları, ürünleri satıldığı, tanıtıldığı bir mahalle de oluşturulmuş. Ya diyorum ya sıkılmak
Yok kesinlikle. Mümkün değil ama yorulmayı garanti ederim yani. Tabii alanda biraz gezeyim derseniz hadi şimdi kalkın buradan bakın şu tepede menzil yokçuluğunu yapıldı. Bakın çadırın boyu yani evet. Hiç abartmadığımızı herhalde kesinlikle. Burada daha iyi göreceklerdir. Kesinlikle orada iştirak eden dün veya bugün giden misafirlerimiz de bakın şu an yan tarafa yattı ama evet. Dışarı çıktı. O kara çadırların arkasında oldukça büyük bir gölgelikleriyle beraber bir mescit alanı oluşturulmuş. Açık namazgah hali getirmiş. Üstünü asırlarla kapamışlar. Etrafı açık. Yani, diyorum ya her türlü imkanı oraya yani sağlamışlar. Gün boyu orada yaşamış tüm koşullar sağlamış esasında. Gün sabah, nasıl biter şehir gibi kurulmuş diyebiliriz. Yani sabah aynen. Girip akşam orada konserinizi dinleyip müziğinizi dinleyip oradan servislerinize binip tekrar evinize aynen. Ya bir de bunların hepsini bir kuruş harcamadan yapın. Evet. Doğru söylüyorsunuz kesinlikle. Burada şu an için hiçbir harcama yapmadan cuma gününden cumartesi. İstiyorsanız biraz önce de sabahta yayında bahsetmiştim. Sizlerle sohbetimiz sırasını bu arada kaçırıyor, yakalayamadı. Evet. Kendi çadırınızı alıp orada da yaşayabilirsiniz 3 gün boyunca. Yani o da var. Yani kimse de bunu şehrin içi çok kolay bir şey. Belli yani mahalle gibi düşünün orayı. Ama hakikaten çok yakın yer, merkezde. Evet. Yani bana şöyle geliyor. Ha Taksim'de yapmışlar, ha orada yapmışlar. O kadar lokasyon merkezi. Kesinlikle. Yani çevre yolu bir anda yalnızca sahil otoban, yolu. Hemen otoban sol tarafta zaten. Tabii. Biraz önce drone görüntüsünde sevgili izleyiciler de görmüştür. Çünkü güzel bir otopark alanı oluşturmuşlar. Çok büyük bir otopark alanı var. Hiç sıkıntı olmadı. Kesinlikle. Öyle söyleyebilirim. Misafirlerin yani. Girdiği bölümün orada. Tekrar asayiş ve güvenlik son derece iyi sağlanmış durumda. Huzur rahatlığı için yani, herkes orada. Yani biri yani gördüğünüz her 3 kişiden veya 5 kişiden birinin güvenlik görevlisi olduğunu gördükten sonra zaten rahat. Onlar da zaten yani hevesle ve tabi arada onların her biri belli bir köşesinden gelme insanlar. Şu an yarışmacılar atlı cırt müsabakasını bitirdi. Hem seyircileri hem de protokolü. Ellerindeki cürtleriyle geleneksel kıyafetleriyle yani sporcu kıyafetiyle buradaki protokolü selamlayarak geçiyorlar. Yaklaşık bir yarım saattir 40 dakika kıyasıya bir mücadelenin içinde birbirlerine galip gelmeye çalıştılar. Erzurum ve Erzincan yöresinden ağırlıklı olarak gelen 60 sporcu. Atlıcırı sporcumuz. Sivas'ta var galiba yanlış hatırlamıyorum. Atlıcırı sporcumuz doğrudur. Varsa eksik söylediğimiz kimse kusura bakmasın burada sporcularımızdan. Bizim de bildiğimiz kadarıyla bilgi sahibi olduğumuz kadarıyla ağırlık Erzurum, Erzincan, sizin de değindiğiniz gibi Sivas yöresi de bulunuyor 60 kişi olarak. Atlı okçulukta da Kayseri bölgesi de mevcut. Şu an için gene orada bir anons yapılıyor duyabiliyorsak arkadaşlarımızdan rica edelim bir orayı verelim tam olarak. Neler söylüyorlar orada katılımda bunlar seyircilerimize ve izleyicilerimize. Şu an izliyoruz. Abdurrahman Ab karakterinde Celal Al geliyor. Ve Derviş karakterinde Gökhan Karacık geliyor. Diriliş Ertuğrul oyuncularına çok teşekkür ediyoruz ve birlikte fotoğraf almak üzere değerli bakanımızı izleyiciler çok kısa araya girdim ben de. Bölmek istemedim o sırada anons ediyorlardı. Diriliş Ertuğrul ekibini şu an için sahnede görüyorsunuz. Tekrar dönelim oraya. Okçular Vakfı Mütevelliyet Başkanımızı da davet ediyoruz. Buyurun lütfen.
atlı akrobasi ekibi hazır mı arkadaşlar? Evet, Konfederasyon... Evet sevgili izleyiciler, Etno Spor Kültür Festivali'nde etkinlikler devam ediyor olağanca zile. Atlı Cirit ekibinin karşılıklı müsabakasının ardından hem izleyicilerin de protokolü selamlayarak yarışmayı tamamladılar. Birazdan Atlı Akrobasi grubu sahne alacak. Hem Bişkek hem de Kırgızlardan oluşan yaklaşık 30 kişilik bir ekip bu sergiyi sizlere oyunu sizlere ekrana getirecekler. Birazdan hem menzil atışı kalmasını önemli rica ediyoruz. Ve yine alan içerisindeki gösteriler devam ediyor. Saygıdeğer hemşehrilerimiz 20 dakika İçerisinde Kökbörü ve atlı gösterilerin yapılacağı spor salonunda Kırgızistan'dan gelen akrobasi ekibi şovlarını gösterilerini gerçekleştirecek ve yine Kökbörü ekibi bizlerle birlikte olacak. Atlı spor sahasında tribünlerde sizlerle izleyicilerimizin görseline sunulacaktır inşallah ve yine yarım saat içerisinde menzil okçuluğu, menzil atışı yapılacak. Menzil atışını izlemek isteyenlerin de menzil atışı yapılacak alana geçmelerini rica ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz
Etnospor Kültür Festivalimiz 3 gün boyunca Küçükçekmece'de Bezirgen Bahçe Meydanı'nda gerçekleşmekte. Cuma günü başlayan festivalimiz bugün ve yarın da sizlerle hemşehrilerimizin hizmetinde olacak ve geçmişimizi bugüne getirerek geçmişimizi bugün de yaşatan. Evet sevgili izleyiciler, Dünya bu dakikadan itibaren neler yaşanacağını oradaki organizasyonla ilgili bilgisi abi veriyorlar şu an için. Birazdan Kökbörü Sporu ve yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra da menzil atışlarının başlayacağı bilgisi sizler de izliyorsunuz şu an için. Bizler de sizlerden kısa bir ara için müsaade istiyoruz. Kısa bir aranlardan tekrar beraber olacağız. Bugün çok iyi görüyoruz ki 800 bin metrekare...